Yani adam ilahiyata girmeden evvel dürüst Müslüman idi. Okudu mutezile hocalardan. Kime çattıysa işte. Anladın mı? Ondan sonra onlardan okurken onlar da dediler ki kader yok. Alın yası yok. Şu yok mu yok. Alın yasının kader inkareti oldu zındık işte. Bizim ilahiyatta Ankara İstanbul dolu var böyle kader inkar eden. Çünkü amentü inkar etmiş oluyor. Allah'ın ilmini reddediyor. Ama şimdi bu kadar okuyup da kaderi inkar etmeye ne gerek vardı? Keşke kalsaydın hamal olarak. Keşke kalsın yarın ahirette diyeceksin ki keşke köyde çobanlık yapsaydım, koyun çobanlığına devam etseydim. Ne gittim dekan oldum. Harama helal diyeceğine. Allah'ın ayetini inkar edeceğine. E inkar ediyorlar. Sanki evliyanın kerametinden bahsediyoruz da adamla peygamberin mucizesini inkar ediyor. Mehmet okuyan ne diyor? Meryem validemizin kerameti işte babasız çocuk doğurmuş. Babasız çocuk doğurmadı diyor. Erkek hormonu var içinde diyor. Bak bizzat Mehmet okuyan diyor. İbrahim Aleyhisselam mucizesini Kur'an anlatıyor. Dört kuşun kafasını koydu. Gitti kuşların bedenlerini birbirine karıştırıp dört daha koydu. Sümmet üniyeti ne keser ya? Bekara suresi ayetinde. Çağır onları gel sana koşarak gelecek. Halbuki kafaları İbrahim Aleyhisselam'ın elinde. Ayetle sabit. Adam diyor ki yok diyor öyle kuşun kafasını kesmedi. Dört kuş dört kuş. Böyle bir şey yok diyor. Dört kuşu diyor. Şöyle biraz uzağa koy dedi Allah diyor. Sonra da çağır sana gelirler kuşlar. Kaçmaz senden dedi diyor. Ulan kuşu alıştıran herkese kuştan kaçmıyor. Şimdi dünya kadar kuş, kuş hobisi olanlar var. Bütün kuşlar yanına geliyor adamın. Peygamber mi olacak bu şimdi? Mucize inkar. Mehmet okuyan mucize inkarda zirve noktada bir adamdır. Hala Karadeniz'de bunu konferansına gidip dinleyenler var. Ne yapayım ben? Ben ne yapayım? Adam Allah mucizesini inkar edeni dinliyorsa. Allah istahatsın ben ancak dua edebilirim. Beddua edecek halim yok. Yani biz evliyanın kerametinin ispatısa dediğindeyiz. Adamlar mucizeyi ortadan kaldırdılar zaten. Bu Mustafa İslam ol. Hiç inanmaz öyle işlere. Resulullah diyor Kur'an'dan başka mucizesi yok diyor. Ben şakkal kamer. Ay yarıldı ya parmağın işaretiyle. Şukkal kameru bir işareti. He? ne diyor? O ay mahşerde yarılacak. Şimdi yarılmadı. Allah yarıldı buyuruyor. Sen nasıl yarılacak diyorsun? Fiili maziye nasıl muzari manası verirsin? Ondan sonra işte İhsan Şen Hoca'nın yazısı var Lale Gül dergisinde. Bunları anlatıyor. Bu Kur'an'ın Kur'an'dan başka mucize yok diyenlere reddiye var. Bu Lale Gül'ün yeni sayısında. Ne kadar ilim var mesela. Güzel yazmış hoca Efendi. E Sen nasıl bir mucize yok? İslam oğlu mucizeyi edenlerin yani mutezile kafasındandır. Bir bakıma bakarsın da sonra bir bir yerde Şia'dan olur, bir yerde Hariciden olur, bir yerde o hiçbir mezhepte tutamazsın. Yani 72 mezhep kabul etmez yani. Batılı da dahil. 73'ü de kabul etmez. O değişik bir adam. E şimdi mucizeyle keramet niye karışsın? Fe inne mucizeten nebi bir peygamberin mucizesi makrunetün. Beraber olur. Neyle bir davet nübüvveti peygamberlik iddiasıyla beraber olur. Ben peygamberim diye, diyen bir adam. Harikulade bir şey gösteriyorsa Allah da onu helak etmiyorsa, galip ediyorsa anla ki o nebidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben peygamberim dedim dedi. Mucize istediler mi? İstediler. Parmağıyla ay yarıldı mı? Yarıldı. İbn-i Mesud olacak radıyallahu anh. Ayın bir tarafı Hira'nın bir tarafında gördüm diyor. Ayın yarısı da Hira dağının öbür tarafında. Dağı ortalamış diyor. İki parça olmuş. Gözümle gördüm. Bu Cehil de gördü bunu. Ama ne dedi? Bizim gözümüze büyü yaptı dedi. Ay yekpare duruyor dedi. Gözümüz iki şeşi beş. iki görüyor dedi. Sonra dediler ki durun hele bu vakti kaydedelim. Şu gün şu saat Ondan sonra uzaktan gelenlere soralım, belki bizim Mekke'dekilere büyü yaptı falan. Kaç aylık yoldan gelenlere sonra, aylarca geçti, bu büyük bir olay, aylarca mevzu geçti yani. Tedler ki siz gördünüz mü? E, tabii Şam'da da aynı ay var, İstanbul'da da aynı ay <laughs> Gelenler dediler ki, e, biz de gördük ikiye yarılmışız gökte. Allah Allah ne büyük büyücü dediler ya, bütün dünyaya büyü yapmış. Yani şimdi bu iman etmeyecek adama mucize bir, bir şey ifade etmez. مَنْ imani bel الْا۪يمَانِ بَالْقَهْرَ diyor Mucize düşmanı kahretmek, mağlup etmek, iman edenden imanın nurunu arttırmak bu gibi manalar ifade eder. Keramet de öyle. Adam evliyanın kerametini görse olur? İnanmayanın inkarı artıyor yani. bi ve ehdi bi En büyük mucize Kur'an. Tabii ki en büyük mucize Kur'an. Ama Kur'an'la da bazılarını saptırıyorum diyor. Bazılarını idare terdiriyorum diyor Mevla. Yani Kur'an bile adama iman ettiremiyor. Şu anda Kur'an var. Millet Müslüman oluyor mu? Çoğu gavurlar dönüyor mu? Dönmüyor. E Kur'an gibi bir mucize var diyoruz. En büyük mucize niye inandıramıyoruz? E çünkü ma yuzillu bi'l fasikin. Yoldan çıkmışı Allah saptırır. Adam hidayet aramıyor. İtikatlı değil, inanmak istemiyor. Bütün gayesi derdi yani adamın fikri mefkuresi inkar, inkar, inkar.